Medyaskop'tan herkese merhaba. Bu yayında konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Kendisiyle zırhlı araçların neden olduğu ölümleri, bu sorunun nedenlerini ve nasıl çözebileceğini konuşacağız. Sezgin Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, selamlar, sevgiler. Çok sağ olun öncelikle vakit ayırdığınız için. Şimdi aslında bu zırhlı araç ölümlerine biz ne yazık ki ülke olarak aşinayız. Özellikle Kürt illerinde görülen durumlardan, olaylardan bir tanesi son olarak da Ediyeşil'deki Miraç Miroğlu. Bir zırhlı aracın çarpmasının ardından hayatını kaybetti. İnsan Hakları Derneği'nin mesela verilerine göre son 3 yılda 18'i çocuk 40 kişi bu yüzden zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybederken 57 kişi de yaralanmış. Bunun nedenlerinin sonuçlarının müferit olup olmadığını konuşuruz ama isterseniz ilk olarak son olayı değerlendirelim. Siz Miraç'ın ailesine ulaştınız mı? Avukatlarıyla görüştünüz mü? Onlar bu olaya ilişkin neler söylüyor? Yani ben sonun önergesi hazırladım. Onu parlamentoya sunacağım. Avukatlarına da ulaşmaya çalışıyorum. Ancak şu var, yani bu ölüm ilk ölüm değil, son ölüm de olmayacak. Yani gerçekten çok trajik bir ölüm aynı şekilde. Ve yani bisikletiyle sokakta, yani kendi alanında, kendi yaşam alanında olduğu anda meydana gelen bir ölüm. Yani bunlara tipik trafik kazası gibi taksirle ölüm dememek lazım. Yani çatışmanın olmadığı, ondan sonra şiddetin olmadığı bir yerde zırhlı araçların yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olmasını aslında değerlendirmek gerekir. Yani yaşamın bir parçası ve yaşam alanlarının içine doğrudan doğruya girdiği için de bu zırhlı araçlar sonuçta böyle gerçekten de kabul edilemez ölümler meydana geliyor. Siz de belirttiniz, ben de tekrar baktım. Son 10 yıllık bir değerlendirme var. İnsan Hakları Derneği'nin isim isim, olay olay bir değerlendirmesi var. Ve yaklaşık 40 yurttaşımız, ki bunların 18'i çocuk, içinde kadınlar da var, yaşamlarını bir biçimde yitirmişler. Burada sorun şurada. Yani bu zırhlı araçlar çatışmanın, şiddetin olmadığı zamanlarda neden yaşam alanlarının tam ortasındalar? Yani trafiğin bir parçasılar. İki, yani normal yani karayolları yasasına göre tanımlanmış trafikte olan araçların dışında bu zırhlı araçların kullanımı bakımından neden daha eğil insanlar, işte özel kurs almış insanlar bu araçları kullanmaz da hiçbir eğitimi olmayan insanlar, gerçekten de yönetilmesi zor olan, yani fiziki olarak zor olan bu araçları sanki bir taksiye biner gibi kullanırlar. Birçok neden var yani ortaya konulabilecek bu ölümlerin önlenmesi bakımından. Fakat hükümet son derece duyarsız. Yani dünyanın neresinde? Şöyle yapabiliriz. Ben aslında yayının sonlarına doğru belki bu çözüm önerilerini alabiliriz diye düşünmüştüm. Çünkü zırhlı araçların işte şehir merkezlerinde, sivil yerleşim alanlarında kullanılmasının önüne geçilmesi belki bundan çıkan bir çözüm olabilir ama buradan şu noktayla devam edelim isterseniz. Buna ilişkin rakamları siz verdiniz. İşte zırhlı araç ölümlerinin özellikle Kürt illerinde yaygın olması. Bunun özellikle bu ölümlerin sayısının artması, son yıllarda artması. Ülkenin politik atmosferiyle bunu nasıl ilişkilendirebiliriz? Sizce böyle tabii ki var? Bakın, yani ölüm, çatışma, güvenlikçi politikalar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle 2015'ten sonraki politikasının ana yöntemi oldu. Ve giderek daha güvenlikçi bir politikanın gereği olarak da hayatımızın her alanda yani işte güvenlik mensuplarını, güvenliği için araçları daha sık yani görüyoruz. İşte yanı başımızda, ben yani şu anda İstanbul'dayım. İstiklal Caddesi'ne çok yakın bir yerdeyim. Yani Galatasaray Meydanı'nda yaklaşık o meydanın kendisi 2 yıldır tutukludur. 2 yıldır tutukludur meydanın kendisi ve etrafında zırhlı araçlar var. Dün yine caddede yürürken tramvay yolunun üstünde gerçekten yani göz temasını sağlamayacak bir biçimde çok büyük bir zırhlı araç, önceki gün pardon, yani İstiklal Caddesi'nin trafiği içerisindeydi. Yani onu kullanan herhangi bir şahsın, yani bir güvenlik görevlisinin sağında, solunda, önünde bir yayayı görmesi mümkün değil. Şimdi bu büyük zırhlı aracın İstiklal Caddesi gibi yani araç trafiğine kapalı olan bir yerde ne işi var yani? Yani nereye gider, ne yapar?
Dolayısıyla aynı zamanda bize, yani ortalama bütün yurttaşlara böyle bir güvenlikçi ve güvenlik devletin bütün aygıtlarını günlük yaşamımızın bir parçası olarak zihnimize yerleştirmeye çalışan bir anlayış var. Biraz da mesele o. Yani hiçbir olay olmasa, hiçbir çatışma olmasa, hiçbir şiddet gösterisi olmasa bile ortalama günlerimizde bile, yani bayramlarda, milli bayramlarda falan hayatın her yerinde şeyi görürsünüz. Yani hayatın her alanında zırhlı araçları görürsünüz. Yani bize dayatılan bir yaşam biçimi, bir siyasal rejimin aygıtları haline dönüştü bu. Yani normal zamanımızda bile bunları görmeden, yani görmediğimiz bir ortam yok artık. Bu siyasal tercihin sonucu aynı zamanda bu hükümetin. Birazcık bu cezasızlık konusuna konuşmak istiyorum. Şimdi zırhlı araçların neden olduğu ölümlerden bahsettik, ancak bu ölümler sonucunda ağır ceza alan neredeyse hiç kimse yok. Hatta hiç kimse yok. Genellikle işte trafik kazası gibi değerlendiriliyor ve taksirle insan öldürmeden işte 2 yıl 6 yıl arasında genellikle de 2 yıldan az ceza veriliyor. Yani burada aslında bir cezasızlık politikası da var gibi ve sanki bu tip kazaları da bir yerde engellenmesinin önündeki önemli meselelerden bir tanesi de bu. Yani yeteri kadar ceza verilmemesi. Siz bu cezasızlık politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bakın, siz neden bu insanlara bu kadar alt sınırdan ceza veriyorsunuz? Evet, yani faili kamu görevlisi olan neredeyse bütün suçlarda yani failler büyük bir korumadan faydalanıyorlar. Yani idari makamlar, yani kendi amirleri bir idari soruşturma yapmıyor, disiplin cezası vermiyor. Bir vesileyle bir soruşturma yapılıp bir dava açılmışsa bu kez de yargının hoşgörüsü devreye giriyor. Biz buna cezasızlık politikası diyoruz. Yani bu zırhlı araç sonucu ölümlerde de böyledir. İşkence, kötü muamele ve yaşam hakkı ihlallerinde de böyledir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü esnasında müdahalede yine aynı şekildedir. Yani yargının bu hoşgörüsü olmasa, koruması olmasa bu kadar çok pervasız bir biçimde bu ölümler meydana gelmez. Artı diğer insan hakları ihlalleri konusunda da bu kadar gerçekten güvenlik güçleri pervasız olmazlar. Yani o zırhı kaldırmak lazım. Maalesef bu bir yani devlet politikasıdır. Hükümetler değişse bile, ki 20 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var Türkiye'de, hükümetler değişse bile kamu görevlilerini, yani insan hakları ihlallerine karışmış kamu görevlilerini koruyan bu cezasızlık politikası maalesef değişmiyor. Türkiye'yle ilgili bütün uluslararası raporlarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında, yani benim de bizzat yaptığım başvurularda ortaya çıkan ihlallerde bu cezasızlık politikasına büyük eleştiri var. Ama bütün bu eleştirilere rağmen yargı sonuçta büyük bu hoşgörüyü bir korumaya dönüştürmüş durumda. Bakın, çok trajik bir ölüm oldu bundan 3 yıl önce Silopi'de. Yataklarında ölen, zırhlı aracın yani yattıkları sırasında yatak odasına giren Furkan ve Muhammed adlı iki küçük çocuk, yani sokakta falan değil, yataklarında uyurken yaşamlarını yitirdiler. Zırhlı araç yatak odalarına girdi ve yerde yatan iki çocuk öldü. Bakın bu olayda, bu vahim olayda bile yani polis memuru neredeyse hiç tutuklu kalmadı. Artı verdiği beyanında zırhlı aracı kullanma konusunda özel bir eğitim almadığını, özel bir eğitim almadığını ve buna ilişkin bir ehliyeti olmadığını ifade etti. Ve sonuçta bu yani güvenlik görevlisi de beraat etti. Bakın bu vahim olayda bile. Ki yani İçişleri Bakanı Ankara'dan kalkıp taziyeye gitmişti. Gerekli soruşturmanın etkin yapılacağını ifade etmişti. Ama buna yani bütün hepimizin bakın içini sızlatan bu olayda bile yargı bu korumayı devam ettirdi. Dolayısıyla burada yani bir bu hükümetin de devraldığı ve daha da derinleştirdiği bir koruma pratiği var. Cezasızlık orada da durduğu sürece de yani bu ölümlerin önüne geçmek veya işte ağır insan hakları ihlallerinin önüne geçmek de mümkün olmayacak. Yani bu bağlamda şunu da ifade edeyim. Yani bununla biraz da bağlantılı olması nedeniyle bakın. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde iktidara geldiklerinde işkence ve kötü muamele sıfır tolerans dediler. Ve işkencecilere hiçbir şekilde müsamaha etmeyeceklerini söylediler.
Fakat Türkiye'de işkence yani bu dönemde de azalmadı, hatta arttı rakamlara göre. Fakat aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla önceki dönemleri karşılaştırdığımızda bakın şöyle çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor ki ben bunu mecliste bütçe görüşmeleri sırasında Adalet Komisyonu'nda falan sık sık ifade ettim ama bir yanıtını da alamadık bugüne kadar. Şimdi işkence ve kötü muamele suçunu örtmek amacıyla yani tamamen gerçeğe aykırı tırnaklar tutuluyor. İşte efendim polise karşı mukavemet kullandı, güvenlik güçlerine karşı mukavemet kullandı. Gözaltına alınırken zor kullandık. Dolayısıyla da üzerindeki darp ve cevir izleri bundan kaynaklandı deyip gerçek olmayan tırnaklar tutuluyor. İşkence ve kötü muamele bu şekilde örtülmeye çalışılıyor. İşkence gören şahıs işkence gördüğüyle kalmaktan daha öte bir de polise mukavemetten veya hakaretten ceza alıyor. Şimdi karşılaştırdığımız zaman gerçekten yani onlarca kat fazla bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde polise ve güvenlik güçlerine karşı mukavemet, hakaret ve dilenme suçlarının arttığını görüyoruz. Ben bunu şöyle ifade ettim. Dedim ki ya sizin zamanınızda bu yurttaşlarımıza cesaret mi geldi? Yani güvenlik güçlerini gördüğü zaman hemen hakaret ediyorlar, direniyorlar veya mukavemet ediyorlar. Bunun bir açıklaması olması lazım. Gelin bunu araştıralım o zaman. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde yurttaşlarımız polise direniyor, mukavemet gösteriyor ve bu sayı önceki hükümetler döneminden 10 kat daha fazla artmış. Bakın bir de işkence ve kötü muameleyi yani bununla bağlantılı, bu ölümlerle bağlantılı olan ağır insan hakları ihlallerinden olan olaylarda da bu şekilde üstü örtülüyor aynı zamanda. Ve hükümet, adli makamlar bunun üzerine hiçbir biçimde gitmiyorlar. Böyle bir koruma mekanizması da ayrıca var ve bundan da mahkum olan gerçekten çok sayıda işkence ve kötü muamele mağduru var. Böyle bir anlayışı da burada anekdot olarak düşmüş olayım. Şimdi zırhlı araç konusuna devam edersek ben artık çok spesifik bir konu olduğu için ve birazcık müferit olmaktan çıktığı için buna ilişkin bir çözüm öneriniz de var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Çözüm önerisi şu bakın. Sezgin Bey çok kısa şunu ekleyeyim. Şimdi cezasızlık politikasından bahsettik. Bu önemli bir etken tabii ki. Bunun yanında şu da var. İşte zırhlı araçları şehir merkezlerinde, sivil yerleşim alanlarında kullanması gerçekten gerekli mi? Çünkü bu araçlar çok fazla kör noktaya sahip ve yeterince yaya algılama düzeneği de olmayabiliyor. Yani bir kısmında gerçekten kazalardan da bahsedebiliyoruz. Herhalde bu da önemli bir etken. Bunun yanında siz mesela zırhlı araçları kullanan insanlarla hiç konuştunuz mu? Siz ya da partinizden birileri buna ilişkin bu meseleyi partide özel olarak ele aldınız mı? Nasıl bir çözüm? Şöyle yani bu konuda araştırma komisyonu kurulmasını veya mecliste dün itibariyle Mahmut Tanar arkadaşımız komisyon üyesi, İnsan Hakları komisyon üyesi olan arkadaşımız, ben de komisyon başkan vekiliyim. CHP milletvekili olarak İnsan Hakları Komisyonu'nda bu konuda bir alt komisyon kurulmasını önerdik. İnsan Hakları Komisyonu'nun ilk toplantısında yani bu konuyu gündeme getirip bir alt komisyon kurulmasını isteyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu buna yanaşır mı yanaşmaz mı bilmiyoruz ama siz de ifade ettiniz. Yani bu araçların kullanımı özel bir bilgi, yetenek ve beceri gerektirdiğinden bu beceriye sahip insanların kullanması lazım. İnsanların, sivil insanların olduğu yerlerde kullanılmaması lazım. Biraz önce ben de yani tekrar baktım. Mesela Tatvan'da meydana gelen bir olayda sürücü polis memuru ifadesi alındığında şunu söylemiş. Demiş ki yani bu araçlar patlayıcıya karşı da korunaklı olduklarından dolayısıyla bir ses duyamıyoruz. Yani o nedenle de çarpma veya işte dokunma anında bizim muhatap olduğumuz ya da işte çarptığımız insan sesi bize gelmediği için de araçla ilgili herhangi bir tedbir alma, durma yönde bir işlem yapamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla böyle yani sivil alanlarda kullanılmaması yönünde bu araçların teknik özelliklerinden kaynaklı şeyler var. Yani özellikler var ve kullanılmaması lazım sivillerin olduğu yerlerde. Ve bu aslında bu politikadan vazgeçilmesi lazım. Yani güvenlikçi politikadan vazgeçip esas itibariyle insan haklarını, yurttaşlarımızın temel haklarını kullanabilecek bir dönüşümün olması lazım. Ki toplantı ve gösteri güçleri yasası uyarınca yapılacak toplantılarda insanlar karşılarında işte bu araçları görmesinler veya Doğu ve Güneydoğu'da yani Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede günlük yaşamın parçası olmaktan çıksınlar. Ve eğer etkin bir cezasızlık politikasının ortadan kaldırılması lazım.
etkili soruşturmaların yapılması lazım. Etkili bir yargının yapılması, yani yargılama işlemlerinin yapılması lazım. Fakat yani kalıcı çözüm, biraz önce de ifade ettim, hükümetin bu güvenlikçi anlayıştan, yani hayatın her alanında, sadece bir bölgede değil, Türkiye'nin 81 ilindeki bu anlayıştan vazgeçmesi lazım, makas değiştirmesi lazım. Yani bu tip olayların meydana gelmesi hükümetin siyasi tercihlerinin ülke genelindeki politik atmosferine çok... Evet, yani günlük yaşamımızın, bakın günlük yaşamımızda yurttaşlarımızda korku, sinme, caydırıcılık yaratmak amacıyla hiçbir olay olmasa bile şehrin bir parçası haline gelmişler. Günlük yaşamın bir parçası haline gelmişler. Yani otoparkta değiller. Kimsenin yani görmeyeceği otoparklar var her yerde neyse. Ben İstanbul'u kastederek söylüyorum, Diyarbakır'ı kastederek söylüyorum, Van'ı kastederek söylüyorum. Dolayısıyla otoparktan çıkıp bir olay varsa ona müdahale edebilirler. Hayır, öyle değil. Bütün meydanlarda, şehrin önemli merkezlerinde ve her yurttaşın görebileceği yerlerde var. Bu bir siyasal tercihin sonucudur. Yani insanlar çekinsinler, korksunlar, sinsinler. Bakın biz sizin ensenizdeyiz. Sakın tepremeyin. Amaç bu. Yoksa yani toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı, eğer zaten yani şiddet yoksa müdahale zaten hukuka aykırıdır, anayasa aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararı vardır. Toplantıların, gösterilerin yapıldığı yerlere yakın otoparklar var. Kimsenin yani bu araçlara muhatap olmayacağı, görsel anlamda muhatap olmayacağı alanlar var. Ama özellikle oralara konmuyor. Özellikle. Yani herkes görsün. Bakın şimdi çıkarım Taksim'de Galatasaray Lisesi'nin önüne. Yani böyle özel günlerde ben saydıklarım da olmuştur. 15, 16, 17'ye kadar zırhlı araç tespit etmişimdir. Bu küçücük meydanda. Nedeni şu, yani insanlarda bir korku yaratmak ve sindirmek ve o güvenlikçi anlayışı hayatın her alanda yurttaşlarımıza hissettirmek. Sezgin Bey, teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Yani şöyle, yani korkuyla, baskıyla, zulümle hiçbir iktidar ayakta kalamamıştır. Dolayısıyla bu baskının, zulümün de sonu yoktur. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yurttaşlarımızla, dostlarımızla beraber ve Türkiye'de insan haklarına saygılı, demokratik bir düzeni inşa etmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Sezgin Bey, yeniden çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Sağ olun. Evet, bu yayında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkoğlu ile zırhlı araçların yol açtığı ölümleri, bu tip sorunları nasıl çözebileceğini ve özellikle bu olaylardaki cezasızlık politikasını konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güzel.